bu seçim öncesi bir vaatti. 9500 TL altında telefon var ülkemizde. Hı hı. Yani çok akıllı değil ama normal, sadece arayıp aramakla kullanabileceğiz telefonlar var. Burada da diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı 9500'ü aşmayacak. Evet. Yani şimdi 20 bin liralık alıp ben sana 5500 yapacağım demiyor. 9500'ü aşmayacak. Ve 5500 liralık, yani vergisiz fiyatı 4000 lira olan bir telefon bulacağız. Hatta 4500 olması gerekir orada. Yani 4000 lira bulacağız, 5500'de almayacağız. Neyi almayacağız? %12 TRT payını almayacağız. %1 Kültür Bakanlığı payını almayacağız. %50 ÖTV'yi almayacağız. %20 KDV'yi almayacağız diyor. Hı hı. Yani şimdi hani çok akıllı telefonlar var ya şu anda 87 bin lira olan. Tabii. Mesela onun ürün bedeli 43 bin, vergisi 44 bin. 44 bin. Sayın Türkmen, mesela evet. 20 binlik bir telefon alıyoruz diyelim ya da çocuğumuzu almak istiyoruz. Şimdi gençler söz konusu ya, 20 binlik telefonun ne kadarı vergi? Ya o da bu hesabımıza göre 10.500 lirası, 11 bin lirası vergi. Yani telefonun değerinden daha fazla vergi ödüyoruz. Tabii yani şimdi %50 ÖTV alıyorsunuz. Hı-hı. O ÖTV'nin üzerinden %20 KDV alıyorsunuz. Bizde %12 TRT payı olduğu için rakam çok yukarılara gidiyor. Tabii. Dolayısıyla 9.500 liralık bir telefon alınıyor ama aslında 4.000 liralık bir telefon alınıyor aslına bakarsan. Evet. Değil mi? Peki. Yani vergisiz fiyatı 4.000-4.500 olan telefondan bahsediyoruz. Bu tabii örgün eğitim olacak. Uzaktan okuyanlar ya da açık üniversitelerde okuyanlar bunu faydalanamayacak. Yüksek lisans ve doktor öğrencileri faydalanamıyor. Sadece üniversite öğrencileri faydalanabilecek. O da örgün eğitim olan. Onu da ifade edelim. Tabii bir üniversite öğrencisinin sadece telefon açmaya yarayacak olan bir telefon, gerekli dosyaları indiremeyeceği, derslerini takip edemeyeceği, kayıt alamayacağı vesaire, bir telefon ne kadar işine yarar o ayrı bir konu. O yüzden gençler mutsuz evet. galiba. Sayın Türkmen, son olarak şunu sormak istiyorum. Orta vadeli programda hayatımıza yeni vergilerin gireceği gözlerinde seriliyor diyen ekonomistler oldu. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Biz bu vergilerle devam eder miyiz? Yoksa daha fazlası bizi bekliyor mu? Şimdi yıl sonuna kadar problem yok. 1 trilyon 600 milyar liralık bir tahsilat 4 ayda gerçekleşir. Önümüzdeki yılda yeniden değerleme oranı kadar artışlar olacak. Yine özellikle doğal petrol ürünleri, alkol ve tütüne vergiler gelebilir. Bir de tabii karbon vergisi gelecek. Türkiye'de yeni bir vergi türü gelecek. Karbon, evet, karbon vergisi. Yani çevreyi kirleten araçlara ilişkin olarak belli oranlarda Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerde uygulanıyor. O orta vadeli planda var. Ya burada önümüzdeki yıl çok bütçe sıkışırsa yine KDV oranları artırılabilir. Yine ÖTV oranları artırılabilir. Ben bekliyordum ama yapmadılar. Bu kahverengi eşya dediğimiz dayanıklı tüketim ilişkin ÖTV'ler artmadı. Evet. Demek ki onu önümüzdeki yılın başında yapacaklar. Yani vurduk öldürmeyelim demiş de olabilirler Sayın Türkmen. Ya yeterince vurduk öldürmeyelim evet. diye. Ama bizim yayınımızda da söylemiştiniz. Bekliyorum. Önümüzdeki yıllara artık belki tabii. getirilecektir. 2024'te tabii. göreceğiz belki. Çünkü 4 yılda 32 trilyon vergi tahsilatından bahsediyor bu OVP. Şimdi 4 trilyon 270 seneye 8 trilyon. Bunu nasıl toplayacağız? Bir bakacağız. 7 trilyon 400'de seneye vergi tahsilatı hedefi var. Bu enflasyon nedeniyle tamam matrahlar yükselecek ama yine vergi oran artışının gündeme gelmesi gerekiyor. Evet. Onları da göreceğiz. Onları bekliyoruz. Artık hazırlıklıyız. Yani şaşırmadığımız için işler zora girdiği zaman oranları 2 puan yükselttiğinizde hemen durumu toparlıyoruz. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum vergi uzmanı Nedim Türkmen. Ben bizi bilgilendirdiniz. Ederim. Sağ olunuz. Sevgili izleyenler, Sayın Nedim Türkmen'le konuştuk. Şöyle bir toparlayalım.